Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ayşegül ben. Nasılsınız? Bizler iyiyiz. Bugün günlerden cumartesi. Arkadaşlar şu an saatlerimiz 3.30 ve size şöyle kısaca günümün özetlemek istiyorum. Sabah kalktım ve arkadaşımda kirpik randevum vardı. Kendime ipek kirpik taktırdım, görüyorsunuz. Bunun sebebi de kısa zaman sonra tek başıma çıkacağım bir seyahat var. Birkaç tane kız arkadaşımla beraber yaklaşık 1,5 ay önce ayarladığımız bir seyahat var ve günü geldi çattı, çok az bir gün kaldı. O yüzden de dedim hazırlığımı yapayım ben, çünkü kirpik gerçekten çok rahat oluyor, özellikle seyahatlerde makyaj yapmaya çok fazla ihtiyaç duymuyorsunuz. Diğer yandan kirpiği taktırdım, geldim, ondan sonra da Noyan'ın hemen karnını doyurdum ve onu öğle uykusuna yatırdım. Arkasından birkaç tane postam vardı gönderilmesi gereken, onlara hemen gönderdim postaları. Sonra eve geldim, işte şimdi kapıdan girdim, dedim ki ben hemen bir video başlatayım, çünkü temizlik yapacağım. Birkaç tane takipçim de benden temizlik videosu istiyordu. Bu da hazır temizliğe başlayacağım için isabet olur dedim. Noyan da uyuyor, sessiz sakin bir şekilde videomu başlatırım, temizliğimi yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizi de benimle beraber temizlik yapmaya davet ediyorum. Diyeceğim keşke gelebilseniz, 3 dakikada biter ama ben yapacağım. Siz de böyle güzel koltuğunuza oturup elinizde kahveniz, çayınız içerken benim temizlik yapmamı seyredeceksiniz. Artık ya hoşunuza gidecek ya gitmeyecek ya eleştireceksiniz, bilmiyorum artık. Ama önemli olan sizin o güzel ve değerli vaktinizi ayırıp o videoyu izlemeniz. Benim için gerçekten sadece değerli olan bu. Her neyse arkadaşlar, ben şu an elimde böyle telefonu tuttukça kolum yoruldu. Bütün gün ayakta olduğum için aslında çok yorgunum. Yani şöyle gözüm bir taraftan da koltuğa bakıyor oturmak için. Ama eğer oturursam ben biliyorum ki kalkamayacağım. Çünkü yorgunluk çıkıyor oturduğunuzda. Her neyse, çok konuşmadan hemen ben videomun devamını temizlikle devam ettireyim diye düşünüyorum. Gideyim hızlıca üzerimi değişeyim. Ondan sonra da başlayalım. Arkadaşlar şimdi yukarıya geldim. İlk iş çatıdan başlamak istiyorum. Burası benim büyük oğlumun odası ve odadaki bütün çarşafları ve odasında koltuğu var, onun üzerindeki örtülerin hepsini toparladım ve makineye attım. Yıkanıyor şu an, makine çalışıyor. İlk iş olarak bu odayı tamamen temizlemek istiyorum. Çünkü bunun sebebi, kısa zaman sonra Türkiye'den benim kuzenim, eşi ve çocuğuyla beraber bizi ziyarete gelecekler. Yani Türkiye'de yaşıyorlar, Hollanda'ya bir haftalığına ziyarete gelecekler. Bizde kalacaklar. Ben de onlara bu odayı güzel bir şekilde, onların keyif alacağı, rahat edeceği, konforlu bir alan haline getirmek istiyorum. Sonuçta burası bir genç odası. Emirhan'ın yatak, çarşaf stili, her şeyi farklı. Ben bunu onlara uygun, daha böyle güzel, tatlı bir oda haline getirmek istedim. O zaman ne yapıyoruz? Hemen işe koyuluyoruz ve temizlik başlasın diyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde yatağın çarşafını değiştim ve onlara uygun bir çarşaf falan seçtim. Çünkü Emirhan bu odada yaşadığı için Emirhan'ın çarşafları falan daha koyu tercih ediyor. Pek açık rengi sevmediği için. O yüzden de burada da onlar için bir oturma alanı var. Bu oturma alanında üzerindeki örtüsünü değiştirdim. Çünkü yine dediğim gibi Emirhan için koyu kullanıyorum. Çünkü orada oturuyor falan, bir şeyler yiyip içiyor. Beyaz hiç dayanmıyor. O yüzden genelde bu tür örtüleri misafirler için kullanıyorum. Açık renk. Burada da yine bir oturma alanımız var. Burası tamamen Emirhan'a ait.
Şurada televizyonu vardı. Televizyonu bundan bir ay önce falan kırıldı, 2 ay önce. Ama hala yerinde duruyor. Yeni bir televizyon alacağız Emirhan'a. Burada da Emirhan, Tunahan ve Batuhan'ın fotoğrafları var. Sol kısımdaki Emirhan, boynunda kolyesi olan, elleri yüzüne koymuş olan küçücük tatlı oğlum Tunahan. Ortadaki de benim güzel oğlum Batuhan. Batuhan burada hala yürümüyordu. Çok küçüktü, bebekti. 6 aylık falandı yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde Emirhan bu fotoğrafı çok sevdiği için odasında tutuyor. Hatta bu fotoğrafı Serkan abisi hediye olarak yaptırmıştı Emirhan'a. Böyle arkadaşlar, şimdi şöyle bir yerleri süpüreceğim buranın. Ondan sonra süpürdükten sonra tozunu alacağım. Arkadaşlar, odayı bitirdim. Şimdi de yeniden bir çamaşır attım. Burada da çamaşırları serdim. Ve şimdi burayı bir süpüreceğim yerleri. Burası bizim çamaşır odamız. Şimdi burayı bir temizleyeyim. Bir süpüreyim, sileyim. Oh,
içerisinde tel vurmuştum ve camı biraz çizdim. Ama en azından kireç lekesi yok. Her neyse. Şöyle banyomu göstereyim. Yerleri biliyorsunuz biraz önce yıkadım. Tertemiz her yer bitti. Şimdi birazdan da diğer odalara başlayacağım. Yani biraz yoruldum ama temizlik gibisi yok arkadaşlar ya. Vallahi yani. Haftalık bu temizliği yaptığımda ben kendimi inanılmaz iyi hissediyorum. Böyle devam bakalım. Her şey şimdi güzel. Şimdi bizimkiler birazdan duşa girerler. Hadi bakalım devam edelim.